Herkese selamlar dostlar. 7 Mayıs 2022 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 11 adet mücadelem var. Bu maçlara ideal yüksek oranlı tercihlerle sizlere sunacağım. İsteyen istediği şekilde değerlendirebilir ve sizlere bir adet de videonun sonunda ideal kombin önerisi, ideal kupon olarak ne önerebilirsin diyerekten de bir adet kombin önericem. Değerlendirecekler onu da değerlendirebilirler. Şimdi isterseniz yavaştan başlayalım. Öncelikle skor kazanan arkadaşlarımı açıklayayım. Skor kazanan Eso Feyenoord maçının skorunu sormuştuk. Sadece Metin Kılıç isimli arkadaşımız bildi. 0-0 bitti mücadele perşembe oynanan maçlardan. Hemen maçlar hakkında kısaca konuşmak gerekirse UEFA içinde. Feyenoord maçıyla West Ham maçı patladı. West Ham'da kırmızı kar zaten. Feyenoord maçı 0-0 bitti. Dünya yatırdı. Roma maçında zaten İlk golünü aldık. Maç sonu birini aldık. Handikap sıfırını aldık. Oradan yüksek oranına kadar kazandık. Leipzig maçında idealini aldık KG varını. Yüksek oranlı tercihi yanılttı bizi. Bu şekildeydi. Metin Kılıç isimli arkadaşımızla Instagram üzerinden yazarsa katıl Telegram gruplarına linkini atabilirim. Ve bir adet de skor yarışması yapalım. Skor yarışması Başakşehir-Galatasaray ya maçının maç skoru olsun. Sizlerden ufak bir tüyo vereceğim. Kendi hissettiğim bir şey söyleyeceğim. Hazır bu maç hakkında tekrar konuşurken bahsederim. Başakşehir'de Gurt Sen'in gol atarını Avrupa'da yaşayanlar, veya Avrupa'dan oynayanlar ufaktan bir şey atsınlar. Çünkü geçen hafta maçını izledim ben. Başakşehir maçını izledim. 90 dakika, özel 45 dakikanın tamamını izledim. 45 dakikada muazzam oynadı. Gurt de ben ekstra bir istek, motive gördüm. Galatasaray maçında da zaten tek korvet olarak çıkacak. Gol atma ihtimali bence var. İki oranı falan vardır. Avrupa'dan ben bakmadım kaç oranı var diye de. Ee, siz bir Ufaktan 20-30 lira bir sallayın derim ben. Buradan tüyo vereyim. Kendimle hissediyorum. Kendimle oynayacağım zaten. Bu maçın maç skorunu sizlere sordum. Yorumlarsanız sevinirim. Bilen iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımla ödül olarak dahil edelim. Bir de canlı telegram grubumuz var. Ondan bahsedeyim sizlere. Canlı telegram grubumuz var. Kupon odası var. Yüksek oran ve yüksek misli olarak toplamda 4 tane grubu var. Artı bir de sohbet odası var zaten. Canlı odasında nasıl ilerliyoruz? Mesela bu Helsingborg mücadelesi 3.5-3 olarak verildi. Maç zaten hızlıydı. Başarılı oldu. Donsun mücadelesi vardı. İlk yerden gelecek bir gol önermiştik burada. 1.45 gibi orandan o başarılı oldu. Buradan 2.10 gibi orandan bir öneri yapıldı. Nuriye Hakan arkadaşımız editör tenis maçlarından anlıyor. O öneriyor zaten bu işlerden yazı yaparak anlıyor. 2.10 gibi orandan önerdi. O başarılı oldu. Leipzig maçı hızlıydı. 3.5 üst önerildi. O başarılı oldu. Hatta dedi ki 4.5 üst de önerebiliriz diye de Dakika 84'te önerildi. Riskliydi mesela. Bu gelmedi fakat karşı karşıya da Rangers'ın bir pozisyonu kaçtı. Gelse 2.31 gibi orandan da başarılı, ol başarılı olacaktı. Canlı odasında bu tip canlılarla hafta sonu, geçen hafta sonu çok güzel kazançlar elde ettik. Hem YouTube'da hem Kata Telegram gruplarında hem canlılarda bu hafta da temennimiz o yönde. Umarım güzel kazançlar elde ederiz diyerekten de isterseniz başlayalım. Başlamadan önce arkadaşlar sizlerden ricam hatta şöyle maçına girelim. Artı 300 seviyesinde like atarsanız hafta sonu olmasından dolayı teşekkür ediyorum şimdiden atacağınız like'lardan dolayı. Ee, bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hiçbir maçın garantisi yoktur. Top yuvarlaktır. Girer girmez çizgiden çıkar bilmiyorum. Benim kendi tercihlerim bunlardır. Kendi aklınızda yatıyorsa değerlendirin. Like'ları attıysanız başlayalım. Luton tam mücadelesi. Şimdi bu maç önemli bir mücadele Luton için. Şöyle ben bir araştırdım. Hatta şu an her iki takımda eksikleri benim önümde. İnanın ev sahibinde de deplasmanda 7-8 kişiye her iki takımdan da eksik. Özellikle Luton'un ve Reading'in en gol cisimleri bu sahada olmayacak. Fakat Luton son mücadelesinde 7 tane gol yedi Fulham'da. Bu maçta bir reaksiyon verebilir mi? Verebilir ki zaten iddia da bu maça 1-30 gibi orandan ev sahibini favori göstermiş. Şimdi bakın Luton 6. sırada. Bu maç son maç. Eğer playoff istiyorsa bu maçı almak zorunda zaten. Arkadan videos Bro var takip ediyor. Ben burada Fulham'ın deplasmanda da eksikler varken ve ev sahibi performansını, deplasman performansını ikilinin arasındaki o dezavantaj, avantajlara baktığım zaman da Luton'u burada önde görüyorum. Maç sonu bir de bir 30 gibi onu açmışlar. Ben almak istemedim oradan. Luton bu mücadeleyi kazanır bence. Fakat kazanırken de 4.5 altında kazanır. Onun da oranı 1.59 gibi oranı var. Nesin oranı. 1.9 oranı var. 4.5 altında 1 yaparsanız böyle bir oran elde etmiş olursunuz. Beklediğim skorda 2 birlik bir skor olduğundan dolayı tek farklı bir ton galibiyetinin oranı da Handicap 0'ın yani 3.25 gibi orandan da sizlere önerebilirim. Değerlendireceklere geçeyim bu mücadeleyi. Hamburg'la Hanover mücadelesi. Yine Hamburg'un burada son haftalardaki inanılmaz bir çıkışı var. Ve bu çıkışını şöyle söyleyeyim. 3 maçta 12 gol mü ne attı bu takım? 10 gol 12 gol mü ne attı? Yendiği zaman da 4-0, 5-0 yeniyor. Zirve yarışının bir anda içinde bulabilir. Şöyle bir durum var burada. Veya playoff oynaması için Hamburg takımının üst sıralardaki takımların puan kaybetmesi lazım. Werder Bremen'in mesela zorlu mücadelesi var. Pauli bu hafta Schalke ile oynuyor. Damsat'ın mücadelesi var. Paderborn'la mesela zorlu maçları var. Hamburg'un maçları kolay. Hanover'e karşı kendi evinde en az 2 gol atarak kazanması bence zaten ideal bir sonuç olacaktır. Onun oranı bir 30'larda. Bir bin oranı var. Maç sonu 1 ve 1,5 küsür oranı bir 32 küsür oranı var Hamburg'un. Fakat ben biraz daha yani bir 32 vermekten ziyade biraz daha ne verebilirim diye baktığımızda Hamburg hızlı başlayabilir. İlk yerden bir Hamburg galibiyeti oranında 1.60 bandında bir oranı var. Değerlendirecekler o yönde de bir değerlendirme yapabilir Hamburg mücadelesini arkadaşlar. Geçtim. Karagümrük Göztepe mücadelesi Göztepe son maçında tam 7 adet gol yedi Rize'den basmadan. Rize'nin durumu da benim. Göztepe şöyle futbol oynuyor. İzleyenler varsa e, arkayı boş bırakıyor artık. Yarınlar yokmuşçasına diyorum ben buna. Yarınlar yokmuşçasına futbol oynuyor. Halı saat maçlar oynanıyor. Bu maçta golü geçmesi muhtemeldir. Golü geçecektir fakat golleri ben Karagümrük tarafından gelmesine veya bir 2.5 üste gitmekten ziyade Karagümrük'ün 2 gol atarını girmek daha mantıklı. 1.40 küsü oranı var. 1.42 gibi oranı var. Efsel bir 1.5 üstü. Karagümrük'te de şu an eksik yok yani. Şöyle baktığım zaman da şöyle Kerem Fry Biglia şüpheli bu maçta. Önemli eksiklik olarak onu sayabilirim. Onun dışında Pesic, Karamo, Ahmet Musa, Emre Mol, Durmaz, Borini gibi isimler sahada olacaktır. Göztepe zaten Düştü. Yapacak bir şey yok. Atınç sakat. Onu geçtim. Burada en ideal tercih. Gollü bir maç bekleniyor doğrudur. Fakat ben Karagümrük tarafındayım. Karagümrük'ün atacağı 2 gol yani ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.42 gibi oranı var. İdealden değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler arkadaşlar. Bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Sivas Kısımpaşa mücadelesi. Sivas son dönemde Galatasaray'ı yendi son maçında. Fakat Faysal Fajr bu maçta olmayacak arkadaşlar. 10 numara rolünde çok önemli bir isim. Sivas adına. Sivas'ın şöyle bir avantajı var. Bu oyuncular 2-3 neredeyse birbirleriyle oynayan oyuncular olduğundan dolayı biraz daha takım oyununu sergileyebiliyorlar. Bu tür maçlarda kendi evinde kolay kolay vermeyen, verme, vermeyen takımlardan bir tanesi. Gradelya Tabare, Erdoğan Yeşilyurt bunlar zaten hücum hattında kanatlarda olan isimler. Kasımpaşa son hafta yenildi. iki tane de gol attı. Ben o maça yüksek misli dönerdim. Yüksek misli grubunda KG var olarak. Fakat Kasımpaşa'da ufak bir form düşüklüğü gördüm yani. Muleka var bildiğiniz üzere. Ben diyorum ki Eskiden hatta gruba da yazdım. Ee, Youtube'da da söylemiş olabilirim. Ronaldo'su olan kazanırdı. Şimdi Muleka'sı olan kazanıyor. Bir nevi öyle güzel bir benzetme yaptım ben orada. Ee, Kasımpaşa fakat son hafta dediğim gibi bir düşüşü ben gözlemledim yani. Kasımpa Başakşehir maçında da ilk bulduğu şut gol oldu. İlk kafa vuruşu gol oldu. Onun dışında bir isabetli şutu yoktu. Yine bu maçın ideali KG var olacaktır bence. Her iki takımın atacağı goller olacaktır. 1.50 gibi bir oranı var. Ee, Sivas Spor'un da önemli bir mücadelesi var. Ayın 10'unda maç yapacak. Kupa, kupa, kupa mücadelesi var 3 gün sonra. Belki orada akıllar oraya da kayabilir mi bilmiyorum. Fakat yine bu mücadelenin tercihi ideali KG var olacaktır. 1.50 gibi orandan. Ve sizlere bir skor önerisi yapmak istiyorum bu mücadeleyi. Kasımpaşa'nın o Başakşehir maçındaki form düşüklüğü benim gözüme çarptı. Sivas'ta bir nevi son dönemlerde iyi diyerekten de 2-1'lik bir Sivas galibiyeti de çıkabilir bu maçtan. Direkt skor önerisi yapayım ben burada sistemcilere. KG var idealidir. 2-1 skorda direkt öneriyi sistem kuponlara girebilir. Freiburg'la Union Berlin mücadelesi. Freiburg'un kendi ipini kendi kesecek arkadaşlar. Freiburg buraya e, bu maçı alır mı? Alabilir. Okey. Bu maçta sıkıntı yok. Zaten oranı da çok güzel. 1-72 gibi oranı var Freiburg'un. Kendi burada galibiyetini. Şunu önereceğim ben burada. Şimdi bu maçı aldı diyelim. Şu anda dördüncüle yaklaştı. Diğer maçı Leverkusen mücadelesi. O maç sıkıntı. Level Kuzen de bu hafta yenerse zaten Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiliyor. Onu geçtim zaten. O problem değil. Hoffenheim mi oynayacaklar? Freiburg burada kendi ipini kendi kesecek. Bu maçı kazanıp deplasmanda Level Kuzen'i yener mi yenemez mi bilmiyorum. Artık bakacağız o zamana göre bir duruma durum değerlendirmesi yaparız. Freiburg bu maçta direkt galibiyetine gidelim dedim. Ben Union Berlin'in ufak bir form düşüklüğü var. Aynı şekilde ona da baktım. Son maçta çok bir oyun sergilemedi. Kendi evinde berabere kaldı. Yani zayıf rakibe karşı berabere kaldı. Bu maçta Freiburg'un hücum hattını da ciddi anlamda beğeniyorum. Grifo, Salai, Höler, Forvet olarak Demirovic gibi isimlerden hücum hattını beğendiğimden dolayı ve buraya harbiden hak ettiği oynadı. Oynadığı o oyun şampiyonlar liginde şu an hak eden bir Freiburg takımı var. Bir maç sonu bir risk alalım diyorum ben. Direkt maç sonu birinin oranı 1.72 zaten. Bence oran riske değer. Direkt bir maç sonu biri değerlendirmeye altına alabiliriz direkten de. Geçtim. Zenit kim kim mücadelesi? Bu maçı kombineme koysam mı koymasam mı kafamda filler yani çarpışıyor diyeyim ben size. Bakın saat 4.43 sadece bunu düşünüyorum yani. Öyle söyleyeyim ben size. Kafamda bu. Düşünüyorum yani dedim bu maçı kombineye koysam mı koymasam mı? Çok düşündüm fakat koymama kararı aldım. Şimdi şu maçta önerim şu yönde olacak. Zenit şampiyonluğu garantiledi. Son hafta Moskova'yı yenip şampiyon oldu. Kim ki de düşme mücadelesi veriyor. Göstereyim isterseniz sizlere. Şu an 12. sırada bakın. Orada bir kızıştı. 29, 29, 29, 27, üstteki 34 vesaire. Birbirlerine yakınlar. Ve 7 maçtır yenilmeyen bir kimki takım var. Burada zaten 1 0 gibi zenite bir oran açmışlar. Ben şöyle önereceğim. Yani alınabilecek güzel bir tercih aldım burada. Ben diyorum ki burada Zenit 3 fark atamaz. Handikap 3'lü 2 verdim burada. Umarım anlamışsınızdır burada. İddia oranını gösteremiyorum. 1.30 gibi orandan kimki takımı burada 3 fark yemez diyorum ben. Yenilse bile 2 farkla kalır. Hatta deplasmanın bir golü bile 1.63 gibi oranı var. Belki o da alınabilir. Fakat burada savunma yapacaktır ki Zenit de burada şampiyon olmuş artık zaten. Antrenmanlarına baktım. As oyuncular bu maçta da oynayabilir. Şampiyonluk kutlaması vesaire vesaire. Ondan dolayı kombine almadım fakat kimki takımı burada 3 fark yemez diye düşünüyorum. Değerlendirecekler, değerlendirebilirler bu mücadeleyi. Kimkinin de yumurta sona dayandı yani. Brest ile Strasbourg mücadelesi. Bu maçta güzel bir mücadele. Direkt buna da skor önerisi yapabileceğim arkadaşlar. Öyle aldım. KG var aldım. 1.67 gibi oranı var. Brest kendi evinde baktığım zaman da tehlikeli bir takım. Kendi evinde Monaco'yu yendi. Lille'le Lille beraber kaldı. Vesaire vesaire. Fransa'nın kendi evinde tehlikeli takımlarından bir tanesi Brest takımı. Strasbourg'un bir iddiası var. UEFA için bir iddiası var. Kazanarak ilerlemesi lazım. Son maçlarda ufak bir takıldı. tökezledi, beraber kaldı. Fakat oyun olarak da Güzel, pozitif bir oyun sergiliyor. İstekliler yani. Burada Brest'i yenerler mi bilmiyorum. Yenerlerse de tek farklı bir Strasbourg galibiyeti gelebilir burada. Fakat ben oyunun çekişmeli geçmesini, Brest'in kendi evinde kolay lokma olmadığını bildiğimden dolayı oranı da güzeldi. 1.67 gibi bir orandan KG var önerisi yapabilirim buradan. Ve yüksek orandan da dediğim gibi Strasbourg takımı galip gelse de Handicap 0 ile galip gelebilir. Tek farklı bir Strasbourg galibiyeti de denenebilir. O yüzden önerim bu yönde değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim Başakşehir Galatasaray mücadelesine. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk arkadaşlar. Maç skoru ne olur? Yorumlara yazarsanız sevinirim bu mücadelenin. Şimdi geçtiğim zaman da ben burada direkt Başakşehir'in tarafındayım. Çünkü geçen hafta Başakşehir'in maçını izledim. Kasımpaşa ilk yarı inanılmaz bir oyun sergiledi zaten. Goller geldi yedi vesaire. İkinci yarı oyundan düşmüştü. Galatasaray burada gol atabilir mi atabilir fakat Galatasaray'da yönetim işler karışık. Yani yönetim yok. Torrent'le yollar ayrılacak mı? 3 maçlık Hakan Balta gelecekmiş vesaire vesaire. Olaylar çok karışık. Galatasaray takımı şu an sağ içinde de zaten Sivas'a da mağlup oldular. Yani bir anda gol yediği zaman dağılabilen bir takım görüntüsü var. Bu takımın öncelikle zaten yönetimin kendi içindeki sorunları halletmesi lazım. Ben de bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum bunu. Fakat ben burada Başakşehir'in galibiyetini bekliyorum. Maç sonu bir direkt 1.78 oranı var sanırım. Mastone 1'i direkt yüksek oranıyla önerebilirim ben sizlere. Ve şunu da tekrardan söyleyeyim. Skorda söyledim. Maç skorunu zaten bekliyordum. Gulburan sen gol atar da tekrar tekrar bir söylemek istiyorum. O adam bu hafta gol atabilir. Çünkü geçen hafta çok fazla istekliydi. Hissettim diyerek önereyim sizlere. Geçtim bu mücadeleyi de. Sasuna Udunese mücadelesi. Udunese'ye baktığım zaman da ben oranına baktım. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. 1.30 oran açmışlar KG varını. Ben daha yüksek beklerdim. Şimdi Sassuolo son maçta Napoli'de inanılmaz bir mağlubiyet aldı. 6-1'lik bir mağlubiyet aldı Sassuolo takımı. Fakat burada şöyle bir önerim olacak benim burada. Bu maçta bir reaksiyon gösterebilir mi? Tabii ki gösterebilir. Gol atabilir mi? Atabilir. Geçen maçta da KG varını önermiştik. Oradan da gelmişti zaten. Hiç önemli değil de. Burada reaksiyon gösterir mi bilmiyorum fakat Udinese'nin şöyle bir oyunu var. Fiorentina maçını izledim ben. 4-0 yendiği maç mıydı? Orada bir zaten Udinese'nin golüne kaymıştım ben hatırlayanlar varsa bir. Orada 3. ve 4. golünü yani kontradan attı. Sassuolo bas şey bastırdı. Fiorentina artık bastırıyordu. 3. ve 4. golü tamamen hızlı ataklarla, kontraya çıktılar. ve dört kişi çıkıyor, 3-4 kişi çıkıyor. O yüzden gol buluyordu. Yine aynı şekilde Sassuolo da burada bir reaksiyon vermek isteyecektir. Bastıracaktır. Udinese'nin golünü mutlaka beklediğimi belirteyim. Zaten tek golünü oran açmamışlar. 1-0 9.000'e oran açmışlar. İdealden KG var alınabilir. Onun da oranı bir 30 zaten. Ama bir yere eklemedim. Çünkü oran tatmin etmedi beni. Değerlendireceklere önerim bu yönde ama. Liverpool Tottenham mücadelesi Liverpool'da zaten finale çıktı. City elendi. City'nin Stylen elinde şey kaldı, lig kaldı vesaire vesaire. Liverpool'un maçı bence zaten kazanır ki zaten Liverpool'a baktığımız zaman da kendi evinde oynadı. Mesela United, Tottenham, ne bileyim Chelsea'yi saymak pek doğru olmaz. Arsenal bu gibi takımlara karşı kendi evinde yani o Big Six'teki o 3 takımı United, Tottenham, Arsenal gibi takımları kendi evinde çok ezici bir oyun sergileyebiliyor. Takım yorgun mu? Bu bahane sayılmaz. Liverpool bu. Ya bu takım zaten alışkın böyle şeylere. Liverpool'dur yani bu. Yorgun mu diyeyim ben Liverpool'a? Adamlar çıkıp topunu oynar burada. 4.5 altı mı 1.5 üst mü karar veremedim. Liverpool galibiyeti zaten alınabilir. O ayrı bir konu. Galip de gelecektir bence Liverpool takımı. şöyle bir önerim olacak bu maçta. Liverpool galip gelir fakat 2 gol atar bence burada. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü 1.47 gibi orandan değerlendirme altına alınabilir. Hatta ideal kombineme de ekledim. Tottenham kontra takımı canını yakabilir mi? Mesela o kontra oyununu sergileyebilir mi Liverpool'a karşı? Valla çok da beklemiyorum. Zaten maçın beklenen skoru 2-0-2-1 aralığına geçecek bir maç gibi. Hatta benim sistemimde 2-1 geçiyor da 2-0'da da kalabilir. O yüzden 1 ve 1.5 üstü ben sizlere idealden 1.47 gibi orandan önerebilirim. Son maçım Lazio Sampdoria mücadelesi. Lazio da 6.lık için mücadele ediyor. Şöyle göstereyim isterseniz. Burada hatta 5. olma şansı da var. 5. ve 6.lık Avrupa mücadelesi var Roma ile birlikte. Lazio'nun bu maçtan sonra önemli bir deplasman mücadelesi var. Sampdoria'da geçen hafta anlatmıştım Genoa maçında. Cuma günü oynanacaktı. Genoa maçını anlatmıştım. Kalesinde bir penaltı oldu. 90 artı 1'de Genoa penaltı kullanıyordu. Kaleci çıkardı. Öyle bir kötü bir penaltı kullanmıştı Genoa oyuncusu. Burada Lazio galip gelir mi? Galip gelebilir. Galip gelirken de Lazio'nun atacağı 2 golü aldım ben. Ev sahibi 1.5 üstün oranında 1.40 bantlarında bir oranı var. Değerlendirecekler de Lazio'nun burada atacağı 2 golü ideal Yüksek oranı yok mücadelenin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Toplamda 11 adet mücadele anlattım. İsterseniz kombin önerim de ekrana gelsin. Kombin önerim arkadaşlar sizlere. 3 maçlık bir kombin önerisi. Buradaki ana maçım zaten benim Liverpool mücadelesi. 1.47 gibi orandan onu aldım. Liverpool atar ve 1.5 üst olur diye düşünüyorum. Freiburg ve Başakşehir maçlarına da kombinen iki orandan çıkarmak için yükseltmek istedim şöyle. Freiburg'un ben yenileceğini düşünmüyorum. Hatta sizlere maç sonu 1 olarak önerdim yüksek oran ile birlikte. En kötü sürpriz çıkart Maç sonu 0 olur. 0 bir çifte şanstan kurtarız diyerekten de Başakşehir'in de ben yenileceğini düşünmüyorum. Hatta onun da maç sonu 1'ini önerdim sizlere. Burada çifte şansını olaraktan da idealleştirdim. Toplamda böyle sizlere cumartesi oynayabileceğiniz 2 oranla bir kombine 1.90 küsur işte. Böyle bir kombine çıkardım. Aklını yatanlar değerlendirebilirler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.